Cemal, ilişkilerinin hep bittiğine şahit olan bir deli yürekli akıllıydı. Bir ilişki istiyor, fakat biricik sevdiceğinin tanıştıracağı düdük makarnası arkadaş çevresini, korku salan ebeveynlerini, takıldığı tıklım tıklım masa sandalyeden değil de insan etinden oluşan mekanları düşünüp bu isteği sonlandırmak üzere susuyordu. Sonra buldu çözümünü akıllı çocuk. Hayali bir kadın yarattı. Çok sevdi Zeyrafiye bu fikri. Rüyalarından koparıp hemen çıkardı yanına. Kimseyle uğraşmadığı, istediği gibi şekillendirdiği, sorumluluktan uzak ve sadece arzuladığı kadar ilgi besleyebileceği bir ruh eşi vardı artık. Bir gün hayalciyle yolda mutlu mutlu gezerken bir başka kadının da hayali erkeğiyle gezindiğini gördüler yolda. İlk görüşte vuruldu hayaliler birbirlerine. Bunlar gibi çok şey istemeden sevdiler birbirlerini. Birden bir olup çıktılar göğe. Bizim iki hayalperest ise şöyle bir süzdüler birbirlerini. Senin saçın yağlı, senin de ağzın yamuk deyip döndüler kendi bireysel imparatorluklarına. Onlar ermedi muradına. Biz de ne çıkacağız bir yerlere? Zor bu devirde.